Firavun karakterine sahip olan insanların en büyük özelliklerinden biri de hayatta her şeyden çok kendilerini sevmeleridir. Kendilerine olan sevgileri bu insanları her konuda bencil yapar. Böylece bir insan kendisine verdiği önemden dolayı çevresindeki insanlara kıymet vermez. Kimseyi uğrunda fedakarlık yapılacak, sevgi ve saygı gösterilecek değerde görmez. Her zaman ilgi, saygı ve sevginin kendisine yönelik olmasını ister. Bu nedenle Firavun karakterlerinin en belirgin özelliklerinden biri de insanlarla olan ilişkilerinin sevgiye ve dostluğa değil, kendi çıkarlarına dayalı olmasıdır. Çevresindeki hiçbir insana değer vermeyen birinin arkadaşlığı ve dostluğu ancak o kişiden elde edeceği menfaate göre belirlenir. Örneğin Firavun, hiçbir gerçek dostu olmayan yalnız bir insandır. Kendisinden başka hiç kimseye değer vermediğinden dolayı çevresindeki insanları sadece çıkarlarına hizmet ettikleri için yanında tutmaktadır. Kendi çıkarcı düşüncesine göre yanındaki kişiler, halkı ve onun dünyasında bulunan herkes yalnızca ona hizmet etmek için vardır. Firavun'un karakterindeki bu kötü özellik, günümüzde cahiliye ahlakını yaşayan insanların çoğunda görülen ve pek çok kişinin de neredeyse doğal bir özellik olarak benimsediği bir davranış bozukluğudur. Bu nedenle de bu tür insanların büyük çoğunluğu evlilikleri, arkadaşlıkları veya ortaklıklarında seçimlerini çıkarları doğrultusunda yapar. Hatta birçok insanın karşısındaki kişiye olan sevgisi, bu insanın sahip olduğu mülke ve servetin derecesine bağlı olarak değişebilir. Karşılarındaki kişinin ahlaki özellikleri bu bakış açısına sahip olan insanlar için önem taşımaz. Dolayısıyla sinirli, kaba, bencil, akılsız, merhametsiz, çıkarcı, samimiyetsiz ya da düşüncesiz olsa bile sadece zengin ya da şöhretli olması bu kişiye ilgi gösterilmesi için yeterli olur. Ancak Kur'an ahlakına dayalı olmayan bu sevgiler kısa sürede biter. Söz gelimi taraflardan biri karşısındakinden umduğu çıkarları elde edemeyeceğini gördüğünde öncesinde duyduğu heyecan hemen bıkkınlığa dönüşür. Aynı şekilde bir acizliğini gördüğünde ya da bir hastalığına şahit olduğunda o kişi onun için artık katlanılması gereken bir insan oluverir. Bu bozuk ahlak özelliklerinden kurtulmaksa ancak karşısındaki insanı yalnızca ahlakına göre değerlendiren ve sadece imanından dolayı birbirine sevgi ve saygı duymayı gerektiren Kur'an ahlakıyla mümkündür. Bir insanı takvasına göre, ahlakıyla, kişiliğiyle ve sahip olduğu tüm özellikleriyle derin bir sevgiyle sevmek ancak kişinin Kur'an'a uymasıyla mümkün olabilir. Çünkü iman edenler Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösteren tüm salih müminlere yakınlık duyar, onları kendilerine yakın birer dost ve veli edinirler. Her koşulda ve kayıtsız şartsız onlarla birlikte olmaktan büyük zevk alan bu insanlar bütün Müslümanlara vefa ile bağlıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde müminlerin birbirlerine olan sevgilerinin yalnızca Allah rızası için olduğunu şöyle hatırlatmıştır. Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir.